Öncelikli olarak baktığımızda 2018 kur hatağından sonra gerçekleşen ülkemizdeki yüksek enflasyon ve büyümedeki sert daralma ile birlikte Türkiye bir badire atlatma yoluna girdi. 3D dediğimiz işte disiplin, dengelenme ve değişimle birlikte Türkiye yol haritasını çizmişti. Bu doğrultuda mali politikalar ve para politikaları başta olmak üzere rol paylaşımı yapılarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikasındaki sıkı duruşunu devam ettirirken mali anlamda da kamu harcamalarındaki bu disiplinle beraber ve bunun yanında da ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik hükümetin yapmış olduğu destek politikaları ile beraber 2019'un ilk çeyreğinde bu süreci negatiften pozitife doğru çevirdiğimizi öncü göstergeler doğrultusunda da anlayabiliyoruz. Sanayi üretimine bakıyoruz. Sanayi üretimini aldık. Ocak ayındaki sanayi üretimine baktığımız zaman aylık bazda bir önceki aya oranla %1'lik bir artış sergilendi. İmalat sanayi verisine bakıyoruz. 1,1'lik bir artış sergilendi. Enflasyonda hafif bir yani en azından enflasyonda bir hız kesilmesi yaşandı. Bununla beraber Türkiye'nin CDS primlerine baktığımız zaman, ülke risk primlerine baktığımız zaman 500'lere gelen kur hatayla birlikte 500'lere gelen risk primi 302'ler seviyelerine doğru geriledi. Bununla beraber Türkiye'nin 2019'daki negatif büyümesini yani 2019'un ilk çeyreğinde görülecek ve uluslararası kredi dereceler kuruluşlarında, uluslararası kuruluşların ve diğer ülkelerinde üzerimizdeki yapmış olduğu tahminlemeyi negatiften pozitife doğru çevirebildiğimizi söyleyebilirim. Öncü göstergeler en azından bize bunu anlatıyor. Şimdi baktığımız zaman maalesef Türkiye'nin iki tane yarası var. Yani bir tanesi enflasyonla mücadele, bir tanesi ise işsizlikle mücadele. Bu konuda oldukça biz enflasyonda destek politikalarını gördük. İlk olarak Ağustos hatağından sonra, kur hatağından sonra yaşadığımız şey neydi? İşte bununla birlikte %10'luk bir vergi indirimi olsun, fiyat indirimleri olsun. İşte enflasyonla topyekün mücadele programlarında en azından enflasyonu baskılamaya aldık. Bununla birlikte bir taraftan da para politikası da devreye girmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası özellikle TL'deki bu istikrarı ve risk primini en azından en aza indirmek için sıkı duruşunu devam ettirdi. Bu sıkı duruşla beraber aslında TL'deki bu oynaklığı da biz ne yapmış olduk? Aza indirmiş olduk. Enflasyon tarafında en azından olumlu bir yansıması oldu bunun. Bu ay enflasyon verisini aldığımız zaman baktığımızda tamam, yıllık bazda yine her ne kadar hedeflerimizin çok daha üstünde olsak da %5 enflasyon hedeflememiz biliyorsunuz. Her ne kadar şu an %19'luk bir enflasyonla hedefimizin çok daha yukarısında olsak da en azından bir hız kesme durumunu gördük. Bununla beraber şu an olası bir politik risklerin dışında TL'deki bu en azından stabil durumun devam etmesi, bununla beraber mücadele programlarının da devreye girmesiyle beraber enflasyonda düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. Özellikle niye Nisan ayından itibaren diyoruz? Çünkü mevsimsel etkilerin de burada devreye gireceğini düşünüyoruz. Mevsimsel etkilerle birlikte fiyat artışlarının bir önceki aylara göre çok daha ılımlı gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte de zaten destek politikaları da devam ediyor.